Çok değerli hemşerilerim, sizlerin de şahit olduğunuz gibi 2016 yılını dolu dolu geçirdik. 2016 yılında özellikle Dursun Bey'imizin merkezinin ve kırsal mahallelerimizin altyapı ve üst yapı olarak çalışmalarımızın çoğunu tamamladık. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu altyapı ve üst yapı çalışmalarımızda Büyükşehir Belediye'mizle bu işleri koordineli yaptık. Büyükşehir'imize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edbuğur Bey'e, BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bu konuda teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii biz yola çıkarken 2014 yılında sizlere seçim beyannamemizde ve toplantılarımızda hep şunları anlatmıştık. Bizlerin asli görevleri altyapı, üst yapı, parklar, bahçeler, çöplerinizin düzenli toplanması gibi çalışmalar. Bunların yanında bizlerin sizlere söylemiş olduğumuz en önemli şeylerden biri istihdam, işsizlik ve bununla ilgili yapacağımız işlerdi. O yönden 2016 yılda bizim için verimli ve sevinçli bir yıl oldu. Biliyorsunuz daha önceki haberlerimizde de duyurduk. Organize sanayi sistemimizle ilgili çalışmalarımızı çoğunu tamamladık. Ve 2017 yılı yatırım programına Dursun Bey Organize Sanayi Sistemimiz 325 nolu sanayi sitesi olarak Sanayi Bakanlığı'nın sayfalarında tescil edildi. Şu anda tabii çalışmalarımız orada devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız ihalelerle buranın imar ve parselasyon planlarını, daha sonra da planlar çıktıktan sonra altyapı ile ilgili yollarımız, kanalizasyonumuz, arıtmamız ve suyumuz, elektriğimizle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Bizim öngörümüz inşallah 2017 yılında sonuna kadar bu çalışmaları bitirip 2018'den itibaren yapmış olduğumuz parselasyonlarda orada fabrikalar için arazi satışlarımıza inşallah başlayacağız. Şu anda bile basından duyarak ve bizim Dursun Bey'le hemşehrimizden duyarak bizleri arayan fabrika sahipleri var. Diyorlar organize sanayiden biz yer almaya gelelim, orada eleman çalıştırmak istiyoruz, yer satışlarınız ne zaman başlayacak diye. Bu da bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın bir göstergesi. İnşallah bu da bizim memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii 2016 yılında bu çalışmaların yanında çok kötü günler de geçirdik ülke olarak. Öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminin olması ve bunun sonuçları, bundan devam eden süreç ve geriye doğru baktığımızda bu hain FETÖ terör örgütünün daha hala Türkiye üzerinde oyunlarını hep birlikte görüyoruz. Biliyorsunuz etrafımız şu anda ateş çemberi. Komşularımızda yangın var. Bazen zaman zaman siyasi söylemlerle neden biz bu komşumuzdaki yangına müdahale ediyoruz, neden içişlerimize bakmıyoruz diye bazı kendini bilmez siyasi partilerden serzenişler de duyuyoruz. Değerli arkadaşlarım, komşumuzda olan yangın zaman zaman 2016 yılında ve 2015 yılında gördük, bizlere de sıçradı. O zamanlarla da bu muhalefet, nerede bu hükümet, neden bunlara müdahale edilmiyor diye bağırıyorlardı. Şimdi en iyi şekilde Türk askerimiz orada müdahalesini yapıyor. Fakat tabii zaman zaman bunlarla ilgili şehit haberleri duyuyoruz. Bunlar bizi gerçekten yüreğimizden vuran haberler. Ama inşallah bu 2017 yılında daha güzel günlerin olacağına ve inşallah bu savaşların, bu ekonomik sıkıntıların biteceğine canı gönülden inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın liderliğinde inşallah çok yakın zamanda bu sıkıntıların dinmesini ve 2017 yılının tüm ülkemize ve Dursun Bey'le hemşerilerime hayırlar getirmesini temenni ediyorum.